Yalvardım, beni kurtarın dedim, görmediniz. Oradaki hiç kimse beni duymadı ama. Hiç kimse benim feryadımı görmedi. Ölüme ben ayaklarımla gittim hocam ama hiç kimse görmedi beni. Elimde pompalı tüfekle bakarak beni yarım bırakmaya çalışırken sık kafama bir dizin dediğim esnada beni görmediniz. Bu ülkede kadına uygulanan şiddetle ilgili hiçbir zaman sesimizi kısmayacağımıza, hep ses çıkartacağımıza programa başladığımız ilk günden beri söz verdik. Bugün bir destek çağrısını dinleyeceğiz birlikte. Arzu Cansever, 35 yaşında. 14 yaşındayken ailesi tarafından para karşılığında kendisinden 10 yaş büyük birine verildi. Yıllarca şiddet, işkence gördüğü, defalarca aldatıldığı bir evliliğin içerisinde yer aldı ve o dönemde ruhum gerçek anlamda parçalandı diye anlatıyor. Bir gün ayrılmak istediğinde eşi senin canını almayacağım, senden hayatını alacağım diyerek pompalı tüfekle kollarından ve bacaklarından vurdu Arzu'yu. Arzu güçlü bir kadın. Bize başvurduğunda ben bu programda bütün kadınlara, bütün ailelere, bütün erkeklere seslenmek istiyorum dedi. Hem şiddetle ilgili hem de bu hayatta engellilerin neler yaşadığı ile ilgili konuşmak istiyorum dedi. Biz Paylaş Benimle evinde şimdi Arzu'yu karşılıyoruz. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? 8 kardeştik biz hocam. Tarlaya giderdik, çapa yapardık, ekim biçerdik. Kardeşlerimle öyle dolu dolu bir çocukluk yaşadık. Çünkü her şey serbestti. Aslında çocuklukta 10 yaşına girene kadar bizim orada. Daha ilerisi yoktur. O kardeşlerimdeki yaşadığım masumiyeti ben 10 yaşından sonra bulamadım. Arzu bize diyor ki bizim oralarda 10 yaşına kadar çocuk olunur, sonrasında çocukluk biter. Çocukluk bitmez, çocukluk da hiçbir yere gitmez. Çocukluk sadece engellenir. Çocuğun yarım kalmış oyunlarını hayat boyunca devam ettirebilme isteği vardır. Çocuk hayallerini hiçbir zaman unutmaz. Hele erken çocuklukta o hayallerin üstü kapatıldıysa, hayat içerisinde onlar engellenmiş, bastırılmış bir duygu olarak tüm hayatı zorlamaya devam ederler. Çocuk evlendirmelerinde, bu çocuk istismarında çocukların çocuklukları ellerinden alınırken aslında yetişkin hayatlar için kurdukları hayaller de erken dönemde diğer insanlar tarafından karartılıyor. Kal biraz 10 yaşına kadar da nefes de alabilelim Arzu. O özgürlüğün, çocuk olmanın, belli ki orada 10 yaşına kadar çocuk olmaya izin veriliyor. Evet. Özellikle kız çocuklarına da. Evet. O özgürlükte bir kalsan, çocukluktaki anneyi, babayı, kardeşlik ilişkilerini, o evi, o sokakları bana biraz anlat lütfen. Anne baba ilişkileri fazla yoktu. Yani annem zaten işten fırsat bulamazdı. Yani hani oturup bizimle sohbet eden veya sevgisini yansıtan bir aile ortamımız yoktu. Biz ne büyüdüysek, ne yaşadıysak hep kardeşlerimle, ablalarımla yaşamışımdır. Yani şimdi ben evladıma bakıyorum, seviyorum, kokluyorum, kuçaklıyorum. Yeri geliyor yastık savaş yapıyorum, yeri geliyor güreş yapıyoruz, oynuyoruz ama hani eskiden böyle bir aile ortamı yoktu. Sabah kalkardık böyle, hepimiz beraber hazırlanırdık, tarlaya giderdik. Tabii tırmağa gücüm yetmezdi, boyum kısaydı, küçüksün. Babam gösterirdi, ben yapamazdım. Aslında yapamaz da değil, yapmak istemezdim, gidip oynamak isterdim. Babam bir gün bana bir tane tekme vurdu, ondan sonra o işi bir öğrendim. O işi bir öğrendim, bir daha unutmadım. Bir de şey değil midir Arzu, hani çocuksun ya, yani çocuksun tabii ki oynamak isteyeceksin. Aynen. Ama hangi işi yaparsan yap, ortam huzurluysa hepsini bir oyuna çevirebilme kapasitemiz vardır çocukken. Aynen, biz de öyle yapardık zaten. Mesela işimiz olmazdı, arkadaşlarımızla böyle ablalarımızla oyuna giderdik, saklambaç falan oynardık. Ya birimizin bir yeri kırılırdı, ya köpekler ısırırdı. Ama ben şunu söylüyorum,
her olayın sonu da dayaktı. Şimdi ben bazen çocuklarıma çocukluğumuzu anlatıyoruz da anne diyor hikaye kitabı yazsan her konunun sonunda bir dayak muhakkak ve ben bu dayağı bile artık gülerek anlatıyorum. Hani çocukluk yapıyordu illaki. Böyle komşuların meyve bahçelerine girerdik. Saklambaç oynardık, ağaçlara saklanırdık. Bir yandan saklanırdık, bir yandan meyve yerdik. Bir de sahibi gördü müydü bizi kovalardı mesela. Bunlar çok güzeldi bizim için. Çocukluk gibi çocukluk anlatıyorsun aslında. Yani. İçinde meyve bahçeleri de olan. Peki Özü, nasıl bir çocuk musun desem sana? Bana anlatılan, ben zaten doğduktan sonra annem ameliyat geçirdiği için ben babaannemde kalmışım ama böyle böyle pufuduk bir şeymişim. Saçlarım sarıymış. Evde zaten en uysal, en sessiz çocuk ben doğmuşum, ben büyümüşüm. Ağzımda benim bir tane boş memem. Elimde de bir tane naylon mavi bir arabam varmış. Sürekli böyle onu gezdirirmişim. Arzu, bu arada çocuklukta tabii ki çalışıyorlar, yoğunlar ama nasıl bir baba kız ilişkisi var mesela aranızda? Ben babamı tanımıyordum desem. Ben hiç görmedim babam beni kucaklayıp öptüğünü. Bizim öyle hani baba kız ilişkisi veya anne kız ilişkisi yoktu. Onu anlatamam. Orada susarım. Hem somut olarak çok yan yana değilsiniz anladığım kadarıyla. Hem de yan yanayken de sevgi göstermenin böyle bir... Yok, babam geldiği zaman biz hemen susar otururduk yani. Babanın bir ağırlığı vardı. Ha, babandan şiddet gördün mü desen. Sadece ben bir tek babamın bir tekmesini bilirim, o da tırmık olayında. Hani öyle babam şiddet gösteren bir baba da değildi. Ama babamın ağırlığı veya işte aha annem seslenirdi, aha baban geliyor deyip hemen oturma. Yani bilmiyorum hani ben kardeşlerimle de öyle kucağına alıp öptüğünü bilmem, sevdiğini bilmem. Baba sadece gider, çalışır, yemeğini alır, karnının doyulmasını sağlar, o kadar. Biraz ortak olarak da söyleyeceğim. Biz bir kuşak, bazılarımız böyle büyüdük. Dileğim, babanın mesafeli olduğu, sevgisini göstermedikçe kendisini daha çok baba zannettiği, ona da öyle öğretilmiş kendi anne babasından, bu düzenin, bazılarının sadece uykuda sevdiği, bir de öyle bir şeyimiz var ya bizim. Bunun böyle büyütülmüş kuşakların çocukları olarak bugün kendi çocuklarımızı da değiştirebilmek. Sadece geçmişteki sancıyı konuşmayalım. O sancıyı alıp kendi çocuklarımıza, onların kuşaklarına aktarmamayı da konuşabilelim bence. Ya üstüne basa basa söylüyorum. Bizim çok güzel gelenek göreneklerimiz var. Onları ne güzel yaşatalım işte, yani dayanışmamız, komşuluğumuz, bayramlarımız, zorda kalana yardım etmemiz, ne güzel yaşatalım ama bazıları da gerçekten bir aktarılan acı gibi kuşaktan kuşağa devam ediyor. Sağlıklı, güzel insanlar olarak böyle bir toplum yaratmak için bir dakika, burada bir yanlışlık var, bunu da şöyle bir şeye çevirelim diyebiliriz, oradan da yeni bir gelenek doğurabiliriz Arzu. Mesela gelenek deyince böyle kör bir nokta. Sen de söylüyorsun, bizim oralarda çocuklar, kız çocukları 13-15 yaş arasında evlendirilirler. Bu herkes için herhalde orada bir bilgi, değil mi? Evet. Eskiden gerçekten çok gaddarlarmış. Özellikle de kız çocuklarına hiç hak tanınmamış. Kız çocukları okumaz, kız çocuklarının düşünceleri önemli değil, hak sahibi değil. Şimdi ben bakıyorum çocuklarıma, ya ben gözümden sakınıyorum. Mesela o zamanlar 13 yaşında, 14 yaşında evlenirken, şimdi ben 15 yaşındaki kızıma bakıyorum, ya nasıl verebiliriz, nasıl kıyabiliriz diyorum. Çok gaddarlarmış, çok acımasızca. 16-17 yaşlarına geçtiği zaman o kızın evine bir daha görece gitmez. Ya bir hastalıklıdır diye adı çıkardı ya da başka sıkıntıları var derlerdi. O yüzden o orada kalırdı, yani kimse uğramazdı. Mesela biz evlenene kadar hastane yolu bilmeyiz. Hastaneye gitmezdik, gidemezdik. İstersen orada öl. Çünkü arkandan dedikodu çıkacak, laf çıkacak, hastalıklıdır denecek.
16 yaşındaki çocuk evlenmediği için sağlıksız ilan ediliyor ya. 16 yaşında evlendirilen bir çocuğun bedeni ve ruhen sağlığı bozuluyor aslında. Evet. Ben 13 yaşındayken görücüler gelip gidiyor. Şöyle bir sistem vardı o zaman. Mesela başka köylerden olsun gelirlerdi. Oranın tanınmış kişilerini atıyorum muhtara giderlerdi. İşte hangi evde kız olduğunu tarif ederlerdi. Bütün köyü dolanırlardı. Hangisini beğenmiş birkaç seçenek sunarlardı. Bunlara tekrar geleceğiz denirdi. Yine aynı şekilde bana da öyle. Ben 13 yaşına girdim. Benim evim boş kalmazdı. Yani bizim evimiz hiç boş kalmazdı. Niye? Görücü, sürekli görücü gelirdi. Köylerden olsun, kendi köyümüzden olsun. Arzu daha bir çocuk. 10'lu yaşlarında. Ergenlik döneminin içerisinde. Eve görücüler gelmeye başlıyor. Ve ailesi o dönemin maddi zorluklarıyla beraber bir para karşılığında kızlarını veriyorlar başka bir aileye. Çocukların dünyalarında evlilik yoktur. Çocukların dünyalarında gelecek hayalleri vardır. Çocuklar beden olarak, ruhsal olarak bir evliliğe, bir evliliğin sorumluluğunu almaya, yetişkin kadın rollerinin kendilerine yüklenmesine, bir çocuk dünyaya getirmeye hazır değillerdir. Eşimin ailesi geldi gündüz. Çıkarken de tekrar geleceğiz denildi. Sonra ertesi gün tekrar gelindi. Geri ertesi gün eşimi aldılar, geldiler. Kıza baksın, onay verecekse alacağız diye. O zaman haberim oldu mesela. Hani bizim orada kahve adetimiz falan yoktu. Girerdik, bir çay dağıtır çıkardık. Yani konuya müdahil olmazdı. Kapıyı örter çıkardık. Babam, annem orada artık ne konuşur bilemezdik. Sen peki o dünyada kız çocuklarının güya evlendirildiğini, buna niye böyle diyorum, bu bir düğün, nikah, tören vesaire, yani bir çocuk buna hazır değil, içine atılı atılı öğreniyor, öğrenmesi gereken çok erken bir yaşta gerekene göre. Sen görüyorsun onları, nasıl hissediyorsun kendini, birileri geliyor seni istemeye? Ben hep şunu söylerdim, ben okuyacağım, ben doktor olacağım, benim hayallerim vardı. Okuyacağım, doktor olacağım. Nasıl hissedebilirsin ki? Yani hayatın karardı an, ablalarım evlenmiş. Hani çok da dört dörtlük bir mutlulukları yok. Gözün görüyor zaten onların yaşantılarını. Ve aynısını ben de yaşayacağım ama benim başka çarem yok. Ha, evden kaçmayı düşünüyorsun. Nereye gidebilirsin, ne yapabilirsin? İmkanın yok. Yani susup oturmayı bileceksin. Sadece bize bu öğretildi. Susup oturacaksın. Ama ben susan taraf değildim. Ben hakkımı savundum, savunmadım diyemem. Mesela ablalarım hiçbir şekilde sorulmamasına rağmen bana soruldu. Baba sen bilirsin dedim ama ben dedim baba ben istemiyorum mesela. Ben söyledim anne ben istemiyorum diye. Onlar söylememesine rağmen. Ama benim için değişen bir şey olmadı. Arzu, sen bu kişiyi, kollarını, bacaklarını, hayatını alacağım senden diyen bir kişi. Bu kişiyi ilk ne zaman gördün? O eve geldi mi o da, ya da siz beraber zaman geçirdiniz mi? Geçirseniz ne olur, sen çocuksun da. Ne zaman gördün? Söz kesileceği gün gördüm. Yan yana koydular. O gün nikah kıyıldı, dini nikah. O zaman gördüm. Çay götürdüm ama yani kafanı kaldırıp da bakmadım bile. Çünkü umurunda değil yani. Evlilik nedir bilmiyorsun ki sen, ya da nişanlanacaksın diye. Alakasız yani, normal benim için bir misafir gelmiş, çayını dağıtmışım, çıkmışım gibiydi benim için. Hiç bakmadım. Hani babamlar onay verdikten sonra, dediğim gibi yüzük takılma günü, işte bayağı bir kalabalık. Nikahın kıyıldığı gün gördüm. Hadi ki bir şey hissettin mi? Yok. Yani ne hissedebilirsin, zaten sen çocuksun. Tabii. Senden 10 yaş büyük bir insan almışlar, yanına koymuşlar. Yani benim için bir çocuk oyuncağı. Çünkü ben dışarıdaki oynayan çocuklar gözüm düşerdi. Çıksam da annem mahallede aşağı inse de ben birazcık çıksam da çocuklarla oynasam diyen bir insandım. Ne hissedebilirsin ki diyorsun? Aklın çocuklukta, gerçekliğine bile tam olarak aslında giremezsin ki. Çünkü bu yetişkin, yok, hayatının bir parçası. Peki
Aranızda çocuksun tabii ama bir diyalog geçiyor mu? Bir şey konuşuyor musunuz? Onunla mı? Evet. Hiç konuşmadım. Yani bazen telefon ederdi, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ben direkt kapatırdım çünkü çok soğuktum. Hani hiç onunla konuşmak bir içimden gelmiyordu ki 3 ay boyunca. Mesela bazen böyle ayda bir kere gelirlerdi ailesiyle beraber. Annem işte hani konuşun anlaşın diye odaya koyardı. Ben buradayım, o orada otururdu. Sonra yanıma yaklaşmaya başlayınca bana dokundu. Dokununca ben tepki gösterdim, bana dokunma diye. Ki annem de camdan izliyormuş böyle. Yan tarafın camı açıktı. Annem bizi odaya koymuş, camdan dinliyor. Ben orada tepki gösterdim zaten. Hani dokunmasını asla istemedim o insanın. Dokunma diye tepki gösterip ayağa kalktım, çıktım. Tabii benim ilk düğün gecem konum buydu zaten, dayak konusu. Ondan sonra da dedim babamlara, baba ben istemiyorum, evlenmeyeceğim dedim. Bu birkaç ay değil mi bu arada Arzu? Üç ay bir süreç geçti. Normalde 6 ay sonra düğün yapılacak diye kesim kestiler. Şimdi 3 ay boyunca gelip gittiler. Haliyle ben istemiyorum diye ayak direttim. Sonra babam işte Elegin'e ne deriz, Ekrem'in kızı nişandan dönmüş dedirtmem, dışarıdaki traktörü satayım da karşı tarafın geri masrafını mı ödeyeyim, elimde yok, avcımda yok diye tepki gösterdiler. Ondan sonra 6 ay değil de o ben istemiyorum dediğim hafta apar topar düğünümü yaptılar. Çünkü biliyorlardı ki istemeyeceğim, yani bitireceğim diye. Senin için nasıldı o? Ya şimdi zaten düğünden önce alışverişe gidildi. Tabii ki ben de söylemiştim, telefon ettim, söyledim. Dedim ki ben bitirmek istiyorum, yüzü atacağım, gelin malzemelerinizi götürün. O da dedi aynı şekilde, hani ben bırakmam, nişanından dönmüş dedirtmem. Bayağı bir tepki konu oldu. İşte onlar da geldiler apar topar, böyle işte düğün hazırlığına başlayacaklar, alışveriş yapmaya gidiyoruz. Ki gitmiyorum, her şeyi bıraktım, kendi kafalarına göre alıyorlar, biçiyorlar. Hiç yani ben sadece uzaktan bir seyirciyim. Yani umurumda değil çünkü ne yaparlarsa yapsınlar. Geldik zaten işte düğün başlayacak. Herkes toplanmaya başlıyor. Konu komşu geldi. Hatta Dilber abla vardı. Damın üstünden babama seslendi. Dedi hiç mi Allah'tan korkmuyorsun dedi. Bak ben o çiftliği biliyorum. Benim torun da oraya verdiler dedi, bak yaktık kızımızı, yapma, sesleniyor oradan dedi, hiç mi Allah'tan korkmuyorsun dedi, git başımdan abla dedi. Yani oluyor bir şeyler ama benim hiçbir şey umurumda değil. İşte düğün telaşı, ki abim çok tepki göstermişti beni verdiği için. Artık hani abim benden 3 yaş büyük, o da artık aklı başına gelmişti, hani erişkin haline geliyordu, o da bir söz hakkı kendinde gördüğü için baba kızı yakmayın dedi, vermeyin falan filan. Abimi de dinlemedi. O yüzden zaten abim gelmedi düğünüme. Düğün oluyor işte, herkes eğleniyor. Orada 3 gün, 2 gece olur düğün. Kına gecemiz vardır cumartesi günü. Herkes kına gecesinde beni arıyor. Ben yokum, ben neredeyim, gitmişim. Bizim yataklarımız yığılıdır. Yüklüğün dibine sıkıştım uyuyordum. Herkes beni arıyor ama düğün benim umurumda değil. O gün yaktırmadım kınamı, dedim ben uyuyacağım, beni bana bırak. Sonra işte sabah oldu, gelinlik giydirdiler. Herkes oynuyor, gülüyor, eğleniyor. Babamın bacağına sarıldım. Ve ben ilk defa kına gecesinde annemin beni öptüğünü gördüm. Bir ayıpla büyütüldüm, o da sevgiydi. Sevgiyi ilk gördüğüm yer benim kına gecemdi. Annemin beni öpmesiyle başlamıştı ama o zaman da elimden kayıp gitti. Gelinlik giydiriyorlar, umurumda değil. Düğün yapıyorlarmış, umurumda değil. Arabaya bindiriyorlar beni, umurumda değil. Ben babama hala diyorum, baba beni verme. Oradaki hiç kimse beni duymadı ama. Hiç kimse benim feryadımı görmedi.
Baba benim, verme dedim. Ama ne göründüm ne duyuldum. Kopardılar, aldılar çocukluğumu, hayatımı. Kalıyorum bazen Arzu, böyle bir yumruk. Hani sen yaşayansın. Biz de senin yaşadığına bence bir yerlerden, aynı kuşaklardan insanlar olarak oradakiler hepimiz şahitlik edip susanlar olmuşuz. Bu biraz utancın da yumruğu. Hani bir yerde bir kitleyen, durduran. Ama susturur insanı genelde utanç. Ben konuşalım istiyorum. Ben bazen çocuklarımla konuşuyorum. Şimdi 15 yaşında benim de kızım var. Diyorum annem senin yaşındayken ben anneydim. Bakıyorum ya, diyorum nasıl bir vicdansızlıkmış ki ben bu kadarken anne olmuşum. Ama onu da bana sormamışlar mesela. Nasıl bir cesaret, nasıl bir annelik, nasıl bir babalık, nasıl bir genelik, nasıl? Arzu, çok insanların duygularına, çocukların hayatlarına sağır kör bir gelenek. Gelmiş, gitmiş, devam etmiş. Bu bilgi, bu ezber çok fazla kuşağı acı içinde bırakmış. Zaten öyle dedin ya bize de, en çok bunu anlatmak için geleceğim diye. En çok bunu anlatıyoruz biz de. Bu görülmemeyi anlatıyoruz aslında. Orada başka başka çocuklar var. O yüzden her yere Arzu'yu görüyorum yazıyoruz. Yazalım. Ona iyi geleceğini bildiğim için söylüyorum bunu bu arada yani. Ya da içimizden tekrar edelim yazmıyorsak bir yere de. Biz ses edelim bununla ilgili. Aslında orada çok ses çıkartmışsın sen. Susan bir çocuk da değilsin. Bilmiyorsun, anlamıyorsun ne oluyor ama. Diğer taraftan da biliyorsun da içten içe çocuk dünyanda. Durdurun bunu diyorsun ya. Bunu durdurun. Babana söylüyorsun, aileye söylüyorsun. Gidiyorsun, uyuyorsun. Bazen ortalık şenlik yeriyken uyumak şey demektir ya hani. Ben bu dünyadan değilim, ben kendi uykuma kaçacağım. Demektir ya aslında. Aynen. Susmuyorsun, kendini savunmaya alıyorsun ama hiçbir şekilde ne görünüyorsun ne de sesini duyan var. Duymuyorlar. Onlar için asi bir kızsın. Asi bir insansın. O eve ilk girdiğinde ne hissettin? Mezarına hoş geldin dedim. Çünkü babam beni orada gömdü. O ev zaten sana mezardı. Babam beni diri diri o mezara attı. Evimmiş, eşimmiş, kayınvalideymiş. Hiçbir şey gözümde yoktu. Umurumda da değildi. Bırakın beni, ben çocuklarla oynayayım. Oyuncak bebeklerle oynayayım. Ama sanki bir his yani bana bunları yaşayacağımı bildiriyordu yani. İstemiyordum hiçbir şekilde. Hep böyle bir ayağım geri gidiyordu. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Karşında biri var. Senden 10 yaş büyük. Burası benim mezarım dediğim bir eve giriyorsun onunla beraber. Başlarda nasıl davranıyor sana? Nişanlılık döneminde zaten hani fazla bir iç içe olmadığımız için bilmiyorum. Başlarda da nasıl davrandı? Ben ilk gelin geldiğim gece dayak yedim. Nişanlıyken hani dedim ya, bana dokunmaya çalışınca bana dokunma diye bir an kalktı. Hadi şimdi de dokunma dedi ve o gün dayağını attı. İncitmeden söylemeye çalışacağım Arzu bu arada. Biz psikolojik şiddeti konuşuyoruz ya. Fiziksel şiddetin yanında cinsel şiddet de. Bugün evliliğin içerisinde evli olduğu için eşi bunu istemezken
eşinin sağlık, yaşam, psikolojik koşulları buna uygun değilken birçok erkek cinsel şiddet uyguluyor. İstemezken yeter bu arada. Bu kadar. Yani başka bir sağlıkla ilgili problem, başka bir durum söylemeye bile gerek yok. Çünkü iki insanın yan yana bir araya gelmesi duygusal olarak, bedensel olarak, cinsel olarak bir bağı gerektirir hayatın içerisinde. Cinsellik de bunun bir parçasıdır. Sevginin bir gösterge biçimidir. Bunu buradan alıp yetersiz erkeklik algısı üzerinden bunu birçok insan için söylüyor. Karşı tarafın ruhen ve bedenen canını yakarak o bir istismar. O onların umurunda değildi. Asla. O onların umurunda değildi. Sadece sesini keseceksin, isteklerine boyun eğeceksin. Başka hiçbir şey. Yani karşında bir kadın veya bir genç kız ya da bir çocuk denilmiyordu. Alıyorlar, bir odaya bırakıyorlar. Kapıyı örtüyorlar. Kapının ağzında dinliyorlar. Bekaretini vermesi için bekliyorlar. Herkesin şiddet karşısında ortak duyguları da var, farklı tepkileri de var. Sen ne yaptın o şiddetle? Bir şey yapamazsın ki. Sustun kaldın. Sesini çıkartma sakın. Bunu söyledi, sesini çıkartma. Susup ağlıyorsun. Niye yastığa ağzını kapatıyorsun? Niye yorganın üstüne çekiyorsun? Ama o ağzını kapattı. Sesim gitmesin diye. Ki ben ümitle geldim çünkü dedim benim kaderim buymuş, ben bunu yaşayacağım. Boyun eğmek zorundayım, başka çarem yok. Rabbime hep gelene kadar dua ettim. Dedim Rabbim, eşime karşı sevgi, saygı nasip eyle. Ben bunu yaşamak zorundayım, bana sabır ihsan eyle. Hep bunu dedim. Hani zannetmiyordum böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Sonuçta evinize bir gelin gelmiş, bir eş gelmiş. Bir insan gelmiş, her şeyden önemlisi bir insan gelmiş. Ama insan yurduna konulmayan bir insan. Bedenine vurulan biri, canı yakılan biri, herhangi bir şekilde. Kendi duyguna da bak. Nasıl bir duygu yaşar o anda? Hani öfkeyi, üzüntüyü, bir başkası adına utancı, korkuyu. Senin o çocuk bedeninde, duygunda nasıl tanımlarız? Direkt intihara düşündüm ben o esnada. Başka çıkış yolun yok. Zaten beni babam diri diri o mezara atmıştı. Bedenim girse ne olacak? Çok düşündüm. Yapmaya çalıştım. Bitsin dedim. Ama bir türlü beceremedim. Yapmadım, yapamadım. Sonra işte hakkımı savunmaya başladım. Gelin onlarla beraber oturmaz. Beraber aynı sofraya oturup yemek yemez. Onlar yemeği yiyene kadar böyle elin böylece tutacaksın. Kapının ağzında bekleyeceksin ki onlar kalkacak. Yemek artarsa yiyeceksin, artmazsa bulaşıklarını sıyıracaksın. Ben müzik dinlemeyi çok severdim. Özellikle ben hala öyleyimdir ki benim hayatım müzikle bağdaştırırım. Mesela sabah kalktığında nasıl tarz bir müzik dinlersen bütün gün onun ruh haliyle gezersin. Ben sürekli hareketli müzik dinlerim. Bir de böyle kıpır kıpırdım normalde. Çıvıl çıvıldım. Gelin müzik dinlemez. Ben bulaşık yıkarken müzik açardım, dinlerdim. Onlar gelir kapatırdı. Gelin müzik mi dinlermiş? Oturdum onlarla beraber. Mesela hani televizyon izleyeyim derdim. Elime kumandayı alır, kanal değiştirdim. Gelin televizyon izlemez. Senin haddine mi o kumandayı eline almak?
artık dedim hani gelin, tamam gelin de gelin buraya köle mi geldi? Bunu dediğim zaman da tabii ki muhakkak ki dayağım olurdu. Özellikle laf sokmalar olurdu. İşte sen kendini ne zannediyorsun, satılık mal. Baban sattı parayla bizi. O ev için de mezarlık diyorsun. O eve gittikten sonra da şiddet başlıyor. Sadece bu bir fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de var. Hatta sana yapılanlar karşısında sen diyorsun ki gelin gelin diyorsunuz da gelin köle mi? Ne dediler sana? Kes sesini, otur yerine. Oturmayı bileceksin. Susman gerektiği yerde susacaksın. Susmak zorundasın. Karşılık verdiğin zaman biliyorum ki dayak yiyeceğim. Ki muhakkak yiyeceğim. O yüzden susmak da zorundasın. Çok küçük yaştasın daha. O dönemde evliliğin ilk gününde bir şiddetten bahsettin ama devam etti mi şiddet o zamanlarda? Çok sıklıkla değildi. O evde olduğu zaman şiddet görmüyordum. O giderdi mesela bir hafta veya 15 gün gelmezdi. Haliyle ben de evdekilerle muhakkak ki kavga yapardım ki hakkımı savunmak zorundaydım. Kendimi ezdirmek istemiyordum. Olur bir sıkıntı olur veya mesela bir yemek bilmiyorsun, gidip kayınvalidene soruyorsun, evlenmeyi biliyorsun da ki daha bunu farklı bir tabirle söylüyor, evlenmeyi biliyorsun da yemek yapmayı mı bilmiyorsun? Ben de karşılık verdim, benim küçük olduğumu bile bile aldınız, dönüp de geri bana bunu söyleyemezsiniz dediğim zaman da tabii ki eşim gelirdi birkaç gün sonra, ilk etapta kayınvalidemin yanına uğrardı. Ondan sonra da sen sesini yükselttin veya sen karşılık verdin diye dayak. Kemerle. Oklavayla. Hiç olmazsa kapat büstüm. Hani bir de böyle sözler var ya sürekli olarak söylenen, işte şiddete katlanacaksını bir şekilde şiddet uygulayan tarafından sanki normalleştiriyormuş gibi söylenen sözler. İşte askerlik gibi düşün. Ya da bu senin sabrın, bu senin sınavın hayatın içerisinde vesaire gibi sözler. Şiddet uygulayan kendi şiddetini normalleştirirken o şiddeti gören kişi de buna karşı hissizleşsin diye söylüyor bunları. Ama nereden bakarsan bak, şiddete sabretmek, bilmem neymiş gibi düşünmek ya da bunun sanki hafifletici bir sebebi varmış gibi düşünmek, bunların hepsi çok temelde aslında bir kere daha yaralıyor insanı. Yani kabul edilebilir, katlanılabilir ya da şu an konuşulabilir bir tarafı bile yok bunun aslında. Kocandır, döver de sever de. Gelinlikle gittin, kefenle çıkacaksın. Yani bunlar artık hep alışılmış sözler. Yani sürekli tekrarlanmış şeyler. Susup oturmayı bileceksin. Sen bir kadınsın veya sen bir kızsın. Bütün bu sözler, şiddeti normalleştiren her sözde aslında çok temelde ikiyüzlü bir şey var Arzu. Hepimiz de bilelim bunu. Çok temelde riyakar bu. Hani bir taraftan hepimiz İşte cennet annelerin ayaklarının altındadır ya da kutsaldır vesaire gibi konuşabilirken diğer taraftan da bu sözlerle birlikte zehirleniyoruz ve zehirlemeye de devam ediyoruz hayatın içerisinde. Ve yine bunu söyleyen de bu arada kadına şiddet uygulayan erkekler de oluyor bazen bu söylediğim sözleri söyleyebilen. Senin hikayenin her döneminde engellenme, baskı, tehdit, şiddet var. Neden? Kadın olduğumuz için mi? Peki aynı baskı neden erkeklere kurulmuyordu o dönemlerde? Bizim yaşama hakkımız yok mu? Ya da seçme hakkımız yok muydu? Ya da konuşma hakkımız yok muydu? Neden sadece kadınlar? Neden erkeklere sunulan imkan kadınlara sunulmadı? O evin reisiydi, biz neydik? Biz de evimizin hatunu olmak isterdik. Neden olmadık? Baba yatağında yatıyor.
sabah saat 5'te kalkacaksın. Güneş çıkmadan inek sağacaksın. O hayvanları alıp geri dağa götüreceksin. Bunu yapan hepsi kadın, baba yatağında yatıyor. Gelirken bir kucak odun getireceksin. Geri ocak yakıp çocukların kahvaltını hazırlayacaksın. Baba nerede? Hala yatıyor. Yani kadın ne? Peki aynı sistem neden erkeklerde yok? Aynı ezinti neden erkeklerde yok? Ya da erkeklerdeki sistem neden kadınlarda yoktu? Niye kadınlarımız bu kadar eziliyor? Neden bunları biz yaşıyoruz? Daha doğrusu kadınlarımız neden bu kadar şiddet görüyor? Onu da Allah yarattı, onu da Allah yarattı. O da 9 aylık, bizler de 9 aylık. Kadınları eziklemenin sebebi ne? Niye bu kadar? Yıpranıyor, dökülüyor, öldürülüyor, eziyet ediliyor, işkence ediliyor. Ben bunun sebebini senelerdir arıyorum hocam. Arzu, o kadar temel sorular ki bunlar. Belki binlerce cümleyle anlatacağımız şeyi sen yüzümüze tak tak sorarak, söyleyerek aslında bizi de yüzleştiriyorsun en temelde. Bütün bu soruların cevaplarını aramak için de, bulabildiklerimizi herkese ulaştırabilmek için de konuşuyoruz. Ama biliyoruz da bir taraftan, bildiklerimiz var. Aktarabilelim, anlatabilelim. Ailede başlayan temel bir sistem bu. Erkek çocuklarının dünyanın kaynağı kadınken, kadınla ilgili onu değersizleştirmeyi öğrendiği ailelerde doğabildiği, vicdanlı erkek çocuklarının yetiştirilmediği, bazen hayatta kalmakla ilgili olarak güvenli kız çocuklarının yetiştirilmediği ailelerden başlayan aslında bir mesele şiddet. Sonra büyüme hikayesinde, okulda, eğitimde, sokakta, bütün bu dilin içerisinde aslında dilde başlar şiddet. O yüzden de kadının erkeğin eşitliğinin, birlikte yaşamının güzelliğinin anlatılmadığı yerlerden de geçiyoruz. Dilde başlıyor ya, küfür dilinde, argo dilinde, tüm onların içerisinde adının geçtiği yerlerden değiştirebiliriz. Önce dili değiştirebiliriz hayatta. Büyüme hikayesinde özellikle insanlara model olabilecek erkek figürler, kadını severek değerli hissettiren, insanı, doğayı, canlıyı, herkesi severek değerli hissettirebilen bir dünya öğretilmeli çocuklara, gençlere. Hukuki sistemde de öyle. Gerçekten bu kadar çok kadın cinayeti, kadın şiddeti haberi alırken cezaların caydırıcı olması lazım ki İçinde bu eğilimi olan insanlar için de durdurucu olabilsin. Tabii ki psikolojik okur yazarlık önemli. Yani aslında böyle eğilimi olan insanların yardım isteyebilmesi ya da aileleri, eşleri, dostları tarafından şiddeti uygulamadan yardıma yönlendirebilmeleri lazım. Anlatıyoruz, anlatacağız. Ama senin sorduğun bu sorular en temel yerde aslında. Arzu, sen bir yerde gidiyorsun da artık. Bütün bunlar oluyor, devam ediyor ama artık bir gidebiliyorsun da baba evine. Nasıl oldu o gidişin? 18 yaşına girdim ya hocam. Artık bazı şeylerin farkındasın. Hakkını daha çok savunuyorsun. Tabii 18 yaşına girmeden ikinci çocuğumu kucağıma aldım. Bu arada annelik hissini ben ikinci çocuğumda hissettim. Yani işte evlat kokusudur, böyle sarılarak öpmek. Yani zaten kayınvalidenin yanında çocuğunu sevemezsin, öpemezsin, koklayamazsın ama tabii yaş büyüdükçe artık bilinçleniyorsun. Hakkını da savunabiliyorsun. Şimdi küçükken onlar ne derse evet diyorsun ama artık akıl yavaş yavaş ilerliyor. İşte sen bir annesin, çocuğunun sana ihtiyacı var, onlara değil sana ihtiyacı var derken böyle yaptık ki bizim orada böyle hazır bezi bırak, kumaş bez de kullanamazdık hocam. Toprağa belememiz lazım çocukları. Böyle üçüncü çocuğum oldu. Yine aynı şekilde toprağa böyle kumara verirken veriyor parayı. Ya da gezmeye giderken veriyor parayı, alsın çocuğunun bezini. Ki o yok, kumaş bez de yok. Yani eski püskü bir şeyler olacak da çocuğunun altına bez yapacaksın. O esnada böyle aynı şekilde yine onlar dese ben tam tersini yapıyorum. Ben kumaş bez bağlamaya çalışıyorum. İşte yıkarken bu sefer de deterjan konuluyor hocam, işte aldırmayacağım falan filan.
böyle yine aynı şekilde hani dayanıyorsun ama dayanamıyorsun, artık bittim diyorsun, yeter diyorsun. O 4 sene içerisinde de yine aynı düzen gidiyordu, yine aynı şiddetler, işte o zela yine aynı devam etmeler, artık adam evini barkını dağıttı gitti baş edemediği için. Bu sefer de hiç gidip gelmemeye başladı. Günlerce, aylarca giderdi, gelmezdi. Yine aynı şekilde ben evde kavga ederdim. Biliyordum ki o gün akşam o gelirse ben dayak yiyeceğim. O gelmeden ben üzerime kalın bir şeyler giyerdim ki hani dövdüğü zaman canım fazla acımasın. Her seferinde aynısını yapardım. Üzerime kat kat elbise giyerdim. Artık dayanamıyordum hocam çünkü çok uzun bir süre görmedim ailemi. Dedim yeter artık. Gitsem gidemiyorum tek başıma. Haber göndersem haber gönderecek kimsem yok. Küçük oğlumu sırtıma sardım. Amcası çobanlık yapıyordu. Amcasının yanına gittim ve amcası farkındaydı. Bana her zaman dua ederdi kızım. Sabret, sabrın sonu selamettir. Bana hep dua verirdi. Kızım sen bunları oku için rahatlar. Amcamın yanına gittim, çocuğumu aldım. Küçüğü. Dedim amca beni götür. Ben artık dayanamıyorum. Kızım beni onlara karıştırma dedi. Bak benim de başım belaya girer. Amca dayanamıyorum, yalvarıyorum dedim. Götüremem ben dedi. Yola düştüm, tek başıma gideceğim. 15 kilometre civarında bir şey. Arazilerimiz bir de. Baktım arkamdan geliyor. Yürüyerek çocuğum sırtımda gittim. Gittim ama amcam eve hiç girmedi biliyor musunuz? Kolumdan tuttu, kızınıza sahip çıkın. Ben dayanamıyorum artık dedi. Babamlara durumu izah ettim. Dedim baba ben gitmeyeceğim. Gitme kızım dedi. Annem de dedi gitme. Akşam geldi. Yağıyor, esiyor, gürlüyor. Ondan sonra sakinleşti. İşte dedi söz veriyorum gitmeyeceğim bir yere. Sahip çıkacağım. Evimi ayıracağım. Tamam kendi evimiz olacak. Düzeleceğim. Bak çocuklar var arada. Yapma. Çekildim gittim. Söz verdi ya. Dövmeyecek ya. Evini ayıracak ya. Bir daha gitmeyecek bir yerlere. Evine bakacak. Değişen bir şey olmadı hocam. Aslında o dönemde bu söylenenlere haliyle bugüne kadar da duymadıkların olduğu için inanıyorsun ve dönüyorsun da onunla beraber. Sonra ne oluyor? Yani dediğim gibi çok da münayim konuştu. Sonra yalvardı, tamam söz veriyorum dedi, evine dön. Her şey daha güzel olacak. Sonra mı ne oldu hocam? O gördüğüm şiddetlerin daha beterlerini görmeye başladım. Sen yürüyerek gittin değil mi dedi. Sen oraya yürüyerek gittin. Aldı kalçamızı hocam. Maksat. Hadi dedi şimdi felç kal da. Git. Düşün. Hep diyoruz işte. Düzelir, bu sefer düzelir, bu sefer düzelir ama her seferinde şiddet daha yükseliyor. Yani hiçbir şey düzelmiyor aslında. Korkuyorsun, hani bir insan eşim diye yanına gelir, ne bileyim derdini anlatır ya, bir sohbet eder, muhabbet eder. Tabii ki aslında benim de bu kadar her şey zehir zindan geçmedi. İlla ki güzel anılarımız da var muhakkak ki. Ama her seferinde dayak yani. Sebep ne bu kadar erkeğim diye mi? Daha beter oldu dedim ya hocam. Bu sefer giderdi aylarca gelmemeye başladı. Çocuklar hastalanırdı yok. Ben hastalanırdım yok. Çocuk ya ayağını kırardı ya kolunu kırardı yok. Kayınbiraderim götürür getirirdi merkeze. Bunu nerede buluruz? İşte şu otelde. Çünkü cebinden yani elbise yıkarken muhakkak ceplerini boşaltırdım. Ya otel ismi olurdu kartı ya kadın numaraları vardı. Ben de derdim abi ben şu otelin fişini buldum diye.
giderdik. İşte otelin önünde dururdum. Kayınbiraderim giderdi. Onun kolundan tutup çıkartıp o derece olmuştu artık. Giderdi gelmezdi işte. Bu sefer de sen merkeze geldin diye dayak yerdim hocam. Bu sefer de sen kayınbiraderine çıktın geldin diye dayak yerdim. E çocuk olsun mu? E çocuklar hastaneye yatardı. Yine aynı şekilde sen ambulans çağırdın çocuklara diye. Kiminle geldin? Ambulans şoförüyle mi geldin? Ya da sen bu hastanede ne yapıyorsun? Giderdi doktorlarla kavga ederdi. İşte çocuğumu verin ben imza atayım çıkartayım. Ben de çocuk ölsün mü derdim yine dayak yerdim. Yani bu toplumun içinde de olan bir şeydi. Mesela ben çok bilirim çocuklarım küçükken hastanede yatıyorlar. Doktorlarla kavga edip de ben çocuk ölsün mü dediğimde merdivenden y***ına kadar. Çekinmesi yoktu kimseden. Hani sadece dağın başıydı veya hani sesimi çıkartacak bir yer yoktu diyemiyorum. Toplumun içinde de aynısını yapıyorum. Tam da hayatın orta yerinde. Evet maalesef. Ben düştüm bir kuyunun içine, çamurun içine. Çabaladıkça bir yandan dibe battım. Yani ben o kuyudan bir türlü kurtulamadım. Yani kaçtım. Çocukları da bıraktım yeter dedim hani. Bıktım, bitsin dedim. Ankara ablamların oraya geldim. Geldim ama hiç kimsenin haberi yoktu. Sadece ablama dedim, abla otogardan beni al, ağzını bilmiyorsun, gözünü bilmiyorsun. Nereye gideceğini bilmiyorsun, yani hiçbir şey bilmiyorsun zaten. Aldı getirdi. Tabii benim ortada olmadığımı öğrenince direkt zaten babamların köyüne gidiyorlar ve köyün girişinde başlıyorlar. Ekrem'in kızı taksiciyle kaçtı. Ekrem'in kızı taksiciyle kaçtı. Ki ne kaçması hiçbir yer bilmiyorum. Hastaneden otogara gitmek için taksiye binmiş bulundum. Sonra babama dedim baba ben buradayım. Zaten hemen akşamına da geldi geri buraya. Yanına. Tabii. Ablama dedi, abla dedi bize bir müsaade ver, konuşalım. Ablam kapıyı çekti çıktı. Masaya hem silah hem bıçağı koydu. Dedi ya buradan çıkıp gideriz. Sessiz sedasız. Ya da dedi seni burada yok ettiğim gibi ablanın hayatını da yok ederim. Öyle giderim dedi. Seçimdi benim için. Ben kendimden geçtim aslında. Çoktan geçtim. Hani beni orada kesse doğrusu öldürse bunda değil. Bu sefer ablamların hayatı da gidecek. Onların... Yine sustum. Dedim abla biz konuştuk, anlaştık. Gidiyoruz. Gidene kadar da konuştum. Dedim bak kaç tane çocuğum var. Düzel, toparlan. Tamam, hepsine tamam hocam. Hepsine tamam. Yani hiç itiraz yok. Düzelecek. Gitmeyecek artık bir yerlere. Evine bakacak. Çocuklarının babası olacak. Öyle dedi. Gittik 3 gün boyunca hiç konuşmadı hocam. Tabii gidene kadar konuştuk ama eve geldiğinde hiç konuşmadı. Yani yoldaki değildi evde. Çok farklıydı, çok suskundu. 3. gün ben çocukları yatırdım. Ocağa yemek koyacaktım. Dedi gel dağdan malları toplayıp gelelim dedi. Tabii bizim orası boş arazidir. Sadece 3 ev var, 2 aile var, başka kimse yok. Ormanlık arazi. Hayvanları oradan toplayıp geleceğiz. Tamam dedim. Gidiyoruz hocam. Önde ben gidiyorum, arkada o gidiyor. Bir an böyle arkamı döndüm baktım. Çok farklıydı, gözleri kıpkırmızıydı. Yani onun yürüyüşü ve bana bakış açısından korktum. Biliyorum ki bu bana bir şey yapacak. Korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Yani ne beni duyan var, ne beni gören var. Gidene kadar dua ettim. Dedim Rabbim bu bana bir şey yapacak. Beni koru. Ormana girdik. Kayalardan atlıyorduk. Tam atlarken tekmeyi vurdu. Aşağı düşürdü beni. Başımdaki başörtüyü aldı. Gözlerimi bağlamaya çalışıyor. Beline bıçak koymuş et bıçağını. Al dayat ama ben o esnada hemen 2 elimle kavradım. Bir yandan tekme atıyorum hani kurtulmaya çalışıyorum. Ben orada yapma diye bağırıyorum. O orada kesip buraya gömeceğim diye bağırıyor. Ve bak planı bile kurmuş. Arzu nerede? Arzu kaçmış gitmiş. Kimse benden bilmez nasıl olsa diyor. Kesip gömeceğim. Yani bayağı bir orada çabaladık, mücadele ettik ama ellerim
Yani tamamen paramparça olmuştu. Allah'tan oldu. O 3 tane oğlan bizi takip etmiş. Çocukların? Çocukların böyle konuşu konuşu gelirken sesini duyunca bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi üstümü sildim, ellerimi. O mala gitti. Ben çocukları aldım, geri eve geldim. Bir şey değişmedi yani hocam. Her kapı açıldığında ensemde ölüm hissediyordum. Yani bir korku. Çünkü her seferinde derdim, bu bana belki bir şey yapacak. Düzelmektense daha beter oldu. Daha kötü oldu. Hani ben düzelsin, toplansın diye onları uğraşırken o daha beterini, daha fazlasını yapmaya çalıştı. Gitsem de fark etmedi, kaçsam da fark etmedi. Dedim artık canıma kıyacağım. Ahire ipi bağladım, dedim ben kendimi burada asacağım. Büyük oğlum geldi, anne bana salıncak mı kuruyorsun? O an elimdeki ipi bıraktım. Bu sefer çocuklarım için yaşamak zorundaydım. Katlanmak zorundaydım. Ama hiçbir şey fark etmiyordu hocam artık. Hani her seferinde dayak yemek, işkence görmek, hani o insanın artık dokunmasını istemiyorsun. Ne bileyim, yaklaşmasını istemiyorsun. Sürüklenerek götürülüyorsun. Ellerine kemerleri bağlayarak yaşatacağını yaşatıyor. Her sene bir çocuğa hamile kalıyorsun ve bunları artık istemiyorsun. Yeter diyorsun. Sonra baktım kayınvalidemin ilaçları var. Dedim ben bunları yutayım, bitsin. Hocam yutarken de gördü, biliyor musunuz? Üstüne suyu da kendi içirdi zaten. Dedi ben gidiyorum. Ben gelene kadar ölmüş o. Maksat ne? Maksat Ahmet'in eşinden boşanmış demesin. Ele güne ne diyeceğiz? Hani ölmüş. İntihar etmiş, ölmüş. Umurlarında değil. Yine bir şey olmadı hocam. Dedim Arzu, ya yaşayacaklarım var, ya göreceklerim var, ya da seni bekleyen dedim çocukların. Onlar için yaşamak zorundasın. Bir plan var ortada, bir şey var. Ben tam hakim değilim, söyler misin sen, ne var orada? Hocam, kolay yolla nasıl kazanabilirim? Nasıl kazanabilirim? Bu paraya ulaşmak için hani biz çiftlik gitti, mal da gitti. Çalışmak da bana göre değil. Dedim ya hani her geldiğinde aynı konu, işte çalışmak bana göre değil. Ben arkadaşlarımdan utanıyorum. Kolay yolla nasıl kazanabilirim? Nasıl kazanabilirim? Ablasının oğlunun komşusu oluyor bu engelli bir birey. Yeğeni diyor ki dayı diyor, bak diyor maşallah diyor, hani bir ailenin bir kızı diyor, Yozgat'ta diyor esnaf. Diyor sen bu kızını alırsan vallahi yaşadın, tekrar o kaybettiğin malları alırsın diye böyle aklına giriyor. Sonra artık zaman zaman buluşuyorlarmış. Ben onu sonradan öğrendim ki anlamıştım bir şeylerin olduğunu. Çünkü birkaç defa ile konuşmalarını duymuştum. Ama artık sesimi çıkartmıyordum hocam. Çünkü ben anlaşmalı gitmiştim tekrar o eve. Çöp dökmek yasak, komşularla konuşmak yasak, perdeni açık bırakmak yasak, balkona çamaşır sermek yasak, markete gitmek yasak, her şey yasaktı. Yani ben o evin içinden hiçbir şekilde kimseyle görüşmeyecektim. Yaşamak yasak. Evet. Çocuklarımı kapının ağzından bırakacaktım okula, okuldan geldiğimde kapımı açacaktım. O kapıyı açmak yasaktı bana. Ben anlaşmalı gitmiştim ve hani dedim ki dayaktan yine iyidir. Canım acımaktan yine iyidir. Hiç olmasa orada hapis yaşarım. Ama ağzımın tadı olur. Canım acımaz dedim. O yüzden seslenmiyordum, fark ediyordum bir şeyler. İşte Ankara'ya geldiğimde de bu olaylar olunca gittim, konuştum dedim. İlk etapta zaten bana anlatan komşunun yanına gittim. Hani nedir necedir olayı bir detaylıca dinleyeyim dedim. Kadın da maşallah oturmuş balkonda, sanki video gibi izlemiş hocam. Yani el işaretlerine kadar, önce bankta oturmuşlar sonra eve gelmişler. Gittim dedim ki ben böyle böyle bir video izledim. Bu neyin nesi, eve kim geldi? Yok öyle bir şey dedi. Ya bak dedim elimde video var, vallahi bak karakola giderim dedim.
Hani benim evime giren çıkan olmuş deyin. Öyle deyince anlattı. Dedi sakın yanlış anlama, aklına da bir şey gelmesin dedi. Ama dedi kızın babası çok zengin. Bak yarın bir gün biz bu kızın çocuğun elinden aldı mıydı, bütün mal varlığına el koymuş oluruz dedi. Sen dedi nikahı ondan ver. Kıza dedi yapalım. Dedi hazır dedi çocuk olduktan sonra da, bir de çocuk varmış tabii ki, ben onu bilmiyordum. Ve ben o zaman yine aynı şekilde hamileyim, 11. gebeliğim. Ben de istemiyorum aynı şekilde. Bu kız da hamile. O kız da hamile, ben de hamileyim. Olurdu olmazdı dedim. Hani nasıl olacak, nasıl edecek? Düşündüm hocam, benim de kız çocuğum var. Sen bir baba olarak bir kız çocuğuna, ki o da bir çocuktu yani. Sordum, soruşturdum, adını öğrendim. Kızın adını öğrendim. İşte nerede tanıştığını sordum. Hani tepki göstermiyorum ki, maksat onları bulmak. Evli olduğunu söylemek, durumu izah etmek, ne için yaklaştığını söylemek. Önce kıza ulaştım hocam. Yani o kadına onu nasıl yaparsın? Sonra dedim ki bizim eve mi geldiniz dedi. Abla ben gelmedim, zorla götürdü beni dedi. Ne oldu dedi. Çocuğumun babası o benim dedi. Adamı buldum, dedim ki amca müsaitseniz bir görüşebilir miyiz? Buyur kızım dedi. Durum anlattım. Böyle böyle dedim. Benim evime gelmiş gitmiş, kızını hamileymiş. İnanmadı. Eşiyle kızını çağırdı. Merdivenlerden aşağı inerken kim kızım dedi. Bebeğimin babası, baba gülerek aşağı inerken baba elini böyle yumruğuyla nasıl sıktıysa artık gerek damlıyordu. O kadar sinirliydi. Ne olur ne eder işte dedim. Amca hani çocuğunuzun bir hatası yok. Zaten sonuçta o bir çocuk. Durumu anlattım. Ertesi gün şikayet ediliyor. Çalıştığı yerden tutuklanıp getiriliyor. Beni de çağırdılar. Ben de gittim. İfademi verdim. Tutuklanacak. İfadesini verdi. Götürecekler ve karşısına geçtim. Yolun sonuna geldin. Artık bitti dedim. Kurtuldum senden dedim. Nasıl hissediyorsun o anda Arzu? Hocam çok rahattım. Yani çok korkusuzdum. Ne bileyim hani artık bana bir zarar veremeyecek, bana dayak atamayacak veya öldürülme korkusu yaşamıyorum. Düşünsene tam karakolda koluna girmiş polisler, onların yanında bana bir şey yapamaz. O gün ifademde de belirttim zaten, ben defalarca boşanmaya kalktım ama defalarca dedim ben darp edildim dedim, yaralandım. Uzaklaştırma aldım, yine geldi dedim ama bu sefer dedim kurtuldum. Yine de ne olur ne olmaz beni koruyun dedim. Ki hocam hani o kadar serbestim, o kadar rahatım çok şükür yani. Dünyalar sanki benimdi. Bir de akşam kapı çaldı, bir baktım o. O anki o dehşet korkusu yani. Bir anda karşıma tekrar geri gelmesi. Bittiğini biliyordum. Biteceğini de biliyordum. Günler günleri kovalıyor, aradan bir hafta falan geçti işte. Ama her kapı açıldığında biliyorum ki bana bir şey yapacak, korkudan direkt yönümü dönüyorum. Hani dedim ki tatlılıkla bitsin zaten dedim, benden boşanıp onunla evlenme kararıyla çıkmışsın. Dedim beni bana bırak, beni çocuklarımla bırak. Sen git, ne yaşarsan yaşa. Ama bizi bize bırak. Arzu beni bırakma, ben sensiz yapamam. Ya kendi kafama sıkarım ya senin kafana sıkarım. Her seferinde de ama bunu söylüyor. Ama bunu şiddetle değil, dille söylüyor. Olurdu olmazdı hocam. Tamam dedi. Bitsin dedi madem dedi böyle. O günün ertesi günü oldu ama böyle içimde bir sıkıntı hocam, anlam veremediğim bir sıkıntı ama ben biliyorum hani diyorum, bizim orada bir söz vardır, kurt bulanığı sever, her zaman sessiz kapardı. Hani her zaman şiddet gösteriyordu, bunun sessizliği bana çok tetirgin ediyordu. İllaki dedim var bunun altında. Arzu bu noktada özellikle tekrar bir es vereceğim ve bize anlattıklarını biliyoruz. Duygun, isteğin, kendin kadar anlatmaya hazır olduğun kadarını anlat. Çok ağır bir şiddet var bu noktada. Tekrar altında çizelim.
Arzu anlatmak istiyor musun diye sordukça kimse beni görmedi, herkes beni görsün diye anlatmak istiyorum dedi. O yüzden her yere Arzu'yu görüyorum, yazmaya devam ediyoruz bugün de. Onun için de bir şeyler yapmak istiyoruz tüm ekip. Konuşuyoruz bunları aramızda. Anlatmak istediğin kadarını anlat lütfen. Hakikaten görmediler hocam. Ölüme ben ayaklarımla gittim hocam ama hiç kimse görmedi beni. Annem babam gitme kızım dedi, gitme. Ama çocuklarım için gitmek zorundaydım hocam. Bugüne kadar görmediğimiz için özür dileyerek senden, hepimiz adına, seni ve aslında senin yaşadıklarını yaşayan dünya kadar kadını, bunun için özür dileyerek bugün görmek istiyoruz. Evet geç kaldık ama bugünden sonra temas edebilmek, bir şey yapabilmek için, sana daha rahat bir şekilde yaşayabilmen için, çocuklarına bu dünyada bir şey yapabilmek istiyoruz. Çünkü yani bu anlattığım mevzu hani tamam o zaman boşanırız, gülüyor, duruyor. Sen olmazsan o da bir şiddet biçimi, kendimi öldürürüm diyor. Psikolojik şiddetin bir biçimi bu. Aynı evin içerisinde ölüm bekliyorsun. Bırakamıyorsun çocukları. Ne zaman gitsen bir şekilde geri döndürülmüşsün. Zaten o kadar çok kurtulma çabası yaptım hocam. Gittim defalarca kaçtım evimden. Ya zorla bir yaşantıyı yaşamak zorunda değildim hocam. Tek istediğim buydu. O insansız bir hayat yaşamaktı ve her seferinde mecburi tehditli ama son sefer artık çocuklarımı babaya bırakamazdım hocam. Benim başka çarem yoktu. Tamam annem babam gel kızım dedi kapım açık. Ama çocuklarım. Hocam zaten içimde bir his vardı. Bana bir şey olacak. Komşularım geldi gitti işte polis neye geliyor neye gidiyor. Dedim ki Allah hakkınızı helal edin. Yarın benim ölüm haberimi alacaksınız dedim. Çocuğu aile hekimliğine götürmüştüm doktora. Tabii o esnada artık bir sene sonrasında böyle ben çıkabiliyordum artık. Yani komşularla konuşabiliyordum. Hani dedim ya tam her şey rayına oturup düzelmeye başlamıştı. Artık markete falan çocuklarımla beraber gidebiliyordum. İşte aile hekimine gittim. Hocamıza dedim ki hocam. O da çok uzun zamandan beri beni takip eden bir doktorumuzdu. Hatta ben hamileyken gidemezdim. Onlar gelir muayenelerimi derdi. Durum bundan ibaret hocam dedim. Ama çok korkuyorum hocam dedim. Her kapı açıldığında dedim. Bir an dedim hani kalp krizi geçirecek gibi içim titriyor dedim. Ama biliyorum ki o bana bir şey yapacak. Kızım dedi Esma-i Hüsna'yı getir dedi. Dua et dedi. Eğer Rabbim yazdıysa bir şeyler vesile olur. Yapabileceğim bir şey olsa keşke dedi. Ama yok dedi. Akşam eve gidiyoruz. Komşularımı gördüm kapının ağzında hocam. Oturdum biraz. Hemen yani birkaç dakika oturdum hemen eve gittim dedim akşam yemeği yapayım. Geri döndüm köşeyi komşulara dedim ki yarın benim ölüm haberimi alacaksınız hakkınıza helal edin dedim. Çünkü yarın mahkeme var. Ama evimde beklemiyordum hocam. Dedim maddiyenin önünde benim kafama sıkacak. İçim içime sığmıyor. Oturduğum yerde duramıyorum. Akşam ev temizliğine başladım. Camları sildim. Hiçbir şey bırakmadım geride düzensiz, döküntülü. Kendimi hazırladım. Tamam dedim madem ayrılacağız her şey tatlılıkla bitsin. Bugün gönlünle benimle beraber ol dedi. Sabah oldu. Çocukları okula göndereceğim. Kahvaltılarını yine hazırladım. Benim ortanca olan dedi ki anne rüyamda tüfeği gördüm. Balkonda ayakkabıların içindeydi dedi. Hiç inanmadım.
Yani rüyadır dedim annem, hayra çevir. Ben o esnada zaten delici, kesici, makas, bıçak, keser ne varsa hepsini sakladım. Biliyorum hani tek birim alayım diye. Saat oldu 8:30. 9:30'da mahkememiz var. İmzalar atıp çıkacağız, her şey tatlılıkla bitsin diye. Odaya girdim. İki küçüğüm yatıyor yerde. Hadi kalk dedim. Gitmeyecek miyiz? Döndü böyle derin derin baktı. Kararlı mısın dedi. Kararlıyım dedim. Yani vazgeçmeyeceğim. Tamam o zaman dedi. Çocukları komşuya bırak gel dedi. Ayrıldığımızı görmesin dedi. Hocam bir yandan içimde sızı, bir yandan sevinç var ki hani artık kurtuluyorum diyorum hocam. Yani artık bitti. Bitti, tam o noktada bitti diyorum. Bıraktım indim. Baktım oğlan servisi kaçırmış. Babası sen gir içeri hazırlan dedi. Ben bunu servise bırakayım, döndü geliyor dedi. İçeri girip hazırlanmadım o esnada dedim. Hani bir yatağım kaldı. Geldim de evim düzenli olsun. Çocuklarınkini kaldırdım. Kendi yatağımı tam kaldırdım. Çarşafı sereceğim vakit. Karaltısını gördüm yanımda. Dönüp baktığımda elinde pombalı tüfek, kapıyı örtmüş kapının arkasında. Aslında korkmadım hocam. Sadece küçücük bir iğne saplattı kalbime. Cama baktım, cam demirli. Kapının arkasında o var. Biliyordum dedim senin böyle bir şey yapacağın. Çocuklar ne olacak dedim. Çocukları kim düşünüyor ki dedi. O zaman bir şey istiyorum dedim. Ne istiyorsun? Abdest alıp öldürmek istiyorum dedim. Bunu deme sebebim hani belki banyoya giderken kapıyı çarpar. Belki kaçma ihtimalim olabilir diye. Öldürmeyeceğim dedi. Yüzüstü yere yat, kolunu bacağına çok yere gelmesin dedi. Yatmayacağım madem dedim, böyle yapacaksın. Sık kafama bitsin dedim. Arzu dedi, yalvarıyorum yat. Gençsin, güzelsin, yarın bir gün bak başkasına evlenin, araban olsun da geç sapan bunu kabul etmem dedi. Seni burada kimse dul bırakmaz dedi. Arkamdan laf söylettirmem dedi. Yat dedi. Yatmıyorum dedi. Tekrar söyledi hocam. Yat yere dedi. Yatmıyorum dedim. Ama kafam dimdik yine. Yine eğilmedim. Sık bitsin dedim. Oturdum yatağın üstünde. Kafamı yere eğdim. Gözlerimi kapattım. Şehadet getirdim. Yani kurbanlık bir hayvan gibi oturdum. Yani bekledim hocam. O esnada ateş etti. Canım hiç acımadı. Sadece kocaman bir köz yutmuşum. Ciğerlerim yanıyor. Nefes alamıyorum. Canımın acıdığını duvardaki parçalarını görünce hissettim. Bu esnada anam bacağım dedim, ayağa kalkmaya çalıştım, parmaklarım denge kuramadım, yere düştüm çocukların yatağının üstüne. Hani ben zannettim dediği gibi tamam sakat bıraktı, bir daha yapmaz diye düşünürken ikinci bacağım ateş etti. O darbeyle ben 3 takla attım hocam. Tamam dediğin gibi sakat bıraktın, kollarımı elleme dedim. Daha ben o halde diyorum ki ben çocuklarıma nasıl bakacağım? Ayağıyla itekleyerek ellerimi çekti, ayaklarıyla. Artık hareket edemiyordum, çok halsizdim. Acı hissetmiyorum hocam, sadece içim kavruluyor. Hafif böyle gözlerim bulanık. Ses böyle boğuk boğuk. Sanki bana yani bir alevin içindeyim, o alevin içinde yanıyorum. Sonra sol kolum ateş etti. Kapının ağzına doğru gitti. Ben gidiyor zannettim hocam.
Tekrar döndü aynı yerden. Artık kendimi sakınamıyorum biliyor musunuz? Çünkü hareket edemiyorum. Gözüm baka baka o ateş geliyor üzerime. Sağ bacağıma, sol koluma, sol bacağıma tekrar aynı yerden at. Tüfek sekizliydi. Ben dedim o bir kurşun da kendi kafasına sıkacak. Bastı gitti hocam, ben orada kaldım. O dışarıya gitti. Dediğim gibi sadece hani düşündüm. Eğer dedim şeyse, cinnet geçirdiyse, ki cinnet geçirmiş bir durumu yoktu. Hani bir insan sinirlenir, ne yaptığını bilmez. Bir anda ateş, yağmur yağdırır. Ama bu kasıtlı olarak koluma bacağım ateş etmesi. Neyse, odada, dip odadayım. Seslensem de sesimi duyan olmaz. Belki dedim kapının ağzına doğru sürüklenirsem sesimi duyan olur diye çabalarken hocam sağ bacağım. Etrafa baktım. Her taraf gölü. Her taraf. Orada kaldım, hiç hareket edemedim. Koldan destek alamıyorum, bacaktan destek alamıyorum. Sadece kafam oynuyor. O esnada bir güm diye ses geldi. Dedim herhalde kafasına sıktı. Meğerse kapıyı kırmış hocam. Çıkmış dışarı, komşuların kapılarını tekmelemiş. Karım ölüyor, yetişin ambulans çağırın. Markete gitmiş, talan etmiş, yetişin. Koşun, karım ölüyor. Geldi geri benim başıma ağlıyor. Arzum, kurban olayım, bana bir ses ver Arzum. Arzum, ben öleyim senin yerine. Arzum, bana bir ses ver. Hocam, nasıl bir zihniyet ki? Hem bu hale getirip de ölme senin yerine ben öleyim diye yalvaran nasıl bir düşünce? Ben burasını hiç anlamıyorum hocam. Sevgi mi? Tutkunluk mu? Psikopatlık bence hocam. Dur biraz. Kendin içinde biraz dur. Biraz soluklan. Arzu, buraları anlatmayalım, konuşmayalım dediğim yerlerde de ben anlatacağım herkese, çünkü kimse bunu görmedi dediğin yer var hayatımızda, ama seni de koruyalım, kendini de koru. Bir akülü araba var Arzu'nun, bugün hayatını daha fazla kolaylaştıracak. Çocuklarına daha iyi bakabilmek için de engelliler için bu kadar zorluğun çıktığı sokaklarda, meydanlarda, apartmanlarda daha rahat hareket edebilmesini sağlayabilmek için de o araba için o benim bacaklarım diyor Arzu anlatırken. Bu olaydan sonra belli başlı detaylara girmeyelim de istiyorum artık. Canını yakmak da istemiyorum. Ama 60 gün gibi bir sürede 27 tane ameliyattan geçiyor. Bu süreç içerisinde ayağının kesilmesini istiyor artık. Hayata devam edebilmenin bir yolunu buluyor aslında. Bir de diyor ki, diyorsun ki, bu kadar ameliyat olurken ben hastanede aslında daha mutluydum, daha huzurluydum. Çünkü o insan yoktu. O insan cezaevine girmişti. Mutluydum. Bu kişi yaralamadan, bir adam öldürmeye, can almaya kastetmekten değil, yaralamadan 20 yıl istismar ettiği bu genç kıza tecavüz suçundan da 15 yıl, toplamda 35 yıl bir ceza aldı. Sen hastane sürecini yaşadın, çocukların var, çocuklarınla da anladığım kadarıyla devam eden süreçte onların devlet korumasına, yurda verilmesiyle ilgili süreçlerden de geçtin. Ne oldu orada? Hocam, çocuklarımı amcasıyla halası almıştı. İfademde de belirttim, benim çocuklarım devlet yurduna girsin. Ne dedim, onun ailesi ne de benim ailem bakabilir dedim. Özellikle de benim çocuklarım dağılır diye korktum. Çünkü 12 yaşından
2,5 yaşında çocuklar aralıkları ve küçük, hepsi birbirini unutur. Hani tek istediğim bir arada yetişmeleri ve onlarsız yetişmelerini istedim. Çünkü illaki benim çocuklarıma da aynı şiddeti veya aynı eylemi yapacaklardı. Çok şükür hocam, 5 sene bir arada kaldılar, yetiştiler, güzel yetiştiler. İstediğim esnada getiriyorlardı. Olur hani, ama şimdi çocuklarımdan bu kadar uzun ayrıldığım için onlar geleceği gün ben sabaha kadar ağlardım yani. Onların özlemi bilmiyorum, bambaşka bir şey hocam. Yani sizin anlayacağınız hocam, ben cehennemden çıktım. Cennette olarak gördüm kendimi ve hala aynısını söylüyorum. O insandan kurtulmak için demek ki belirli bir kefaret vermek zorundaydım diyorum. Şimdi kurtuldum, bitti. Tamam, bacaklarım olmamayabilir. Belki de ilerleyen dönemlerde kollarım olmamayabilir. Ama ben çocuklarımlayım. Sen Arzu, cezaevine de gittin değil mi? Evet. Görmeye. Evet. Kendini de göstermeye. Ne olsun dimdik diye. Dimdik bir şekilde karşısına çıkmak istedim. Ben yıkılmadım. Ben bitmedim. En sonunda ben mücadelemi kazandım. Ama bak sen buradasın demek istedim. Ama çıkmadı karşıma. Sonra evime gittim. Mühürlenmiş. Yüzleşmem gerekiyordu hocam gerçeklerle. Dedim ben olay yerini görmem gerekiyor. Hani kapısını kilitlemişler, bırakmışlar. Gittim. O oda aynısı gibi duruyordu. Kurumuş duvarda. Tırnaklarımla kazıdım hocam. Dedim bunlar benim. Bunları ben yaşadım. Bugünkü hayatım nasıl mı hocam? Yani bana göre dört dörtlük. Çocuklar yurda gittiği zaman çalışıyorum hocam. Hani benim için bir lira bir liradır. Alıp ben kumbara biriktiririm. Benim kumbara alışkanlığım vardır. Ve boy boy biriktiririm. Onlar gelene kadar, onlar geldikten sonra açarım ki çocuklarım bir şey istiyorsa ben onu alayım diye. Yani sırf onlar hani tek izinli gelecekler ve izinli geldiklerinde ben çocuklarıma güzel bir şeyler yapmaya çalışayım diye. Onlar yokken çalışıyorum. Onlar varken çocuklarımla vakit geçiriyorum. Yani şu anda karşınızda tamam böyle bacakları kollar olmayan bir anne olabilir ama çocuklarıyla yastık savaşı yapan, güreş yapan bir anneyim. Bambaşka bir duygu hocam. Çocuklarımla bir arada olmak bambaşka. Yani sözlerden öte zaten sen yüzünde onu gösteriyorsun hepimize. Çocuklardan bahsederken başka bir şey başlıyor ifadende de. Bugünkü hayatında tabii hayat var, geçim var, çocuklar var, kurduğun bir dünyan, bir evin var. Özellikle çalışma anlamında da soruyorum, ne yapıyorsun? İş yerim var, daha doğrusu benim değil, Almanya'dan Aydef Derneği diye bir Levent abimizle Sevda ablamız var. Onlar bana destek çıktı, iş yerini açtılar. Dediler Arzu sen bu mücadeleni görüyoruz, biz burayı açalım, gel başında dur. Ortak ne çıkarsa sen de yersin, biz de yeriz dediler. 4 ay önce benim kendi iş yerim vardı aslında. Çok da güzel işimi yapıyordum. Artık herkes benimsemişti. Böyle sarıp sarmalıyordu. İş yerinden çok böyle bayanlar makinesine benzetmiştim iş yerini. Ama işte aksilik çıktı. Ceza yedim, kapatıldı. Bittim dedim artık, tamam hani artık kendimi eve kapattım. Kimseyle görüşmüyorum. Dışarı bile çıkmak istemiyorum. Sürekli uyku vaziyetindeyim. Levent abiyle Sevda abla sağ olsun beni tekrar böyle tuttu. Oradan kaldırdı. Dedi ki Arzu senin bu mücadelene ben destek vermek istiyorum diye. Görmüşler onlar. Onlar görenlerden olmuş. Evet, aslında. Onlar görenlerden selam oldu. Selam söyleyelim buradan da. Sevgilerimizi iletelim. Biz neyi görmüyoruz orada? Nasıl yaşamalıyız aslında? Hocam ilk etapta empatimizi asla kaybetmememiz gerekiyor. Yani empatiyle bakın her şeye. Çünkü bugün bizim başımıza geldiyse herkesin başına gelebilir. Aslında bizim acınacak durumumuz yok, yardıma ihtiyacımız yok. Aslında biz engelli değiliz, sadece biz engelleniyoruz. Nerede engelleniyoruz? Özellikle kaldırımlarda. Çünkü biz trafikte gidemeyiz ama kaldırımların hem rampaları yoktur. Ki özellikle rampalar çok önemlidir. Hem de direkt araba park etmişlerdir ki geçecek yerimiz olmadığı için mecbur trafikten geçmek zorundayız. Mesela otobüslerde
her otobüslerde bizim bineceğimiz bir aparat yok. Asansörü yok belki, bazen rampaları yoktur. Trenlerimiz mesela çok güzel, çok güzel düşünülmüş bizlerde. Ama il dışına gittiğimiz otobüslerde neden bizlere yer yok? Neden bize eziyet çekelim? Niye gidemiyoruz? Neden bu kumsallara bizim arabalarımızla geçeceğimiz bir rampa yapılmasın? Neden bu denizin içine bizim arabamızdan o deniz arabasına geçeceğimiz bir parkur yapılmasın, araç yapılmasın? Neden biz de yaşamayalım? Ya da sizlerin yaşadığı hayatı neden yaşamayalım? Neden bizleri görmüyorsunuz? Bu aslında bizim toplum olarak kendi yetersizliğimizden de kaynaklanıyor bence. Baktığımızda görmediğimiz, hayat koşulları daha iyi olsun diye uğraşmadığımız her an engelliyoruz insanları. Ama bunu içine hocam aileler de dahil. Mesela sen gidemezsin diyor. Çocuğun bütün içindeki enerjiyi, gücü kaybettiriyor. Hani bir günde eline bir harçlık verip de git marketten sen alışveriş yap denilmiyor. Sen beceremezsin otur yerinde deniliyor. Mesela bir anne baba olarak evladının önünü açar da sen bunu başarırsın. Sen çok güçlüsün dediği esnada o çocuk aslında her şeyi başarır. Konuş be Arzu. Yani burada söylediğin bu üç gün boyunca her şey, hepimize söylediğin her şey o kadar önemli ki özüne biçimden konuş Arzu, daha fazla söyle demek geliyor. Çok temel yere ailede başlıyor. Evine kapanmış, odasına kapanmış çok fazla engelli birey var. Üstlerindeki bu psikolojik baskıyla, engellenmişlikle beraber. Engelli bireyin varlığından çok toplumun içerisinde araçlar, kaldırımlar, bütün bunlarla ilgili bizim yapabileceklerimiz var. Oraya Arzu'yu görüyorum yazarken bütün engelli bireyleri de görüyorum yazma biçimi aslında bu. Bizim toplumca engelli dediğimiz ama sizin aranızdaki o iletişimde hiçbir engel bırakmadığınız çok güzel arkadaşlarım var. Onlarla ilgili bir parkta buluştunuz. Biraz izleyelim. Bakalım neler yaptınız birlikte. Onun üstüne de duyacağım seni yeniden. Ben Nuray Seyhan. 19 yaşımda 5. kattan düştüm. İsmim Murat Laçnok. Müsküler distrofi kas hastasıyım. Mustafa Dirican. Doğuştan engelim varmış ama zamanla bu meydana çıktı. Ben Mustafa Songöz. Doğuştan engelliyim. Selebilen Parsi diye geçiyor. Beyin felci olarak. İnsanların bakışlarını hiç sevmiyorum. O dışarı çıkmayı hiç istemiyorum. 14 yılda zaten o yüzden kapandım. Asansörlü araçlarımızda, Sağlık Bakanlığımızda, maaşlarımızda, ev konusunda, bakım ücretlerimizde her türlü sıkıntılarımız var. Maddi durumu iyi olan engelli arkadaşlarımız biraz daha iyi şartlar altında yaşıyor. Çalışan arkadaşlarımızın sayısı %1'lerde, %2'lerde. Bize iş imkanı sağlamıyor. O işi yapamazsın diyor. Onu yapamazsın. Ya bir kere güven, bir kere fırsat ver, bir hafta dene. Yapamazsak ondan sonra karar veririz. Ama insanların en büyük sıkıntısı karşı tarafındaki insanın bize bakış açısı. İlk önce eğitim, yani eğitim demek engelliliği kabul ettirmek, kabul etmeleri. Ama bazı insanlar da bizi görüyor, direnç diye görüyorlar. Çıkarıyor adam cebinden 1 lira veriyor. Yani bakış açısı çok önemli. Ben sosyal medyada günlük böyle canlı yayınlar açıyordum. Açarken bir de baktım ki hocam 32 bin tane engelli arkadaşım olmuş. Ve ben bu arkadaşlara hep böyle canlı yayında, ya bakın ailenizle görüşün, kendi gücünüzü gösterin onlara. İşte ben bunu yapıyorum dedirtin yani. Aa işte bak evladım da yapabiliyormuş dedirtsin. Mesela il dışına tek başına göndermeyen ailelerle özel olarak konuştum. Emanetim benimdir, siz bindirin ben alacağım. Ve bir de baktık ki o kadar güzel bir topluluk olmuş hocam. Pendik sahiline geliriz. Sabaha kadar hiç uyumayız. Müzik, sohbet, muhabbet derken bir de bakmışız ki sabah olmuş. O an bize belki 5 yıldızlı otel sunsalar o kadar güzel olmaz. Mesela sevenleri kavuşturduk, kaçırdık, karakolun önünde kına gecesi yaptık. Yani çok çılgın bir aslında engelli kafası vardır. Aslında diyorum biz engelli değiliz. Sadece bizi engellemeyin. Bizi görün ya, bizi görün. Arzu, hayaller bizimdir.
hayatımızın herhangi bir anısında, zamanında, bugüne kadarki yaşantımızda dünya kadar engellenmişlik yaşasak bile diğerleri tarafından, hayatın herhangi bir döneminde kimse hayallerimize dokunamaz. O yüzden de hayal kuralım. Hep söylüyorum, hayal kırıklıklarından yaptığımız yeni yollar da bizim, gerçekleştirmek için yola çıktığımız hayaller de bizim. O yüzden de o hayallere sahip çıkacağız. Birlikte bir hayal kuralım mı? Tabii ki hocam. Senden gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Arzu, derin bir nefes al. Şu an çok güzel bir ormanın ortasındaki bir orman yolundasın. Hayal et o ormanı. Orada ilerliyorsun. O kadar güzel bir orman ki her şey tam sevdiğin ve istediğin gibi. Bu ormanda ilerlerken karşına bir zorluk çıkıyor. Bu zorlukla kendi bildiğin gücünle baş ediyorsun. Nasıl baş ettiğini hayal et. Ve yoluna nasıl devam ettiğini hayal et. Orman yolunda ilerlemeye devam ediyorsun. Etrafındaki sesleri duy. Bir kuş çok yakınına geliyor. Yakından gör o kuşu. Şeklini, rengini, bakışlarını. Ve yoluna devam ediyorsun. Gittiğin yolda bir anda seni yargılayan insanların görüntülerini görüyorsun. Orada bir yerdeler. Sana nasıl bakıyorlar hayal et. Sana ne diyorlar fark et ve duy. Onların yanından geçip gidişini hayal et. O huzurlu orman yolunda ilerlemeye devam ediyorsun. Yolun bir yerinde bir ev var. Kafanı kaldırdığında o evi görüyorsun Arzu. O ev senin 5 yıl sonraki evinmiş. Eve yaklaş yavaş yavaş. Ve o kapıdan içeri gir. İçeride ilerle. Arzu, bu evin içinde duvarda fotoğraflar var. Onlar nasıl fotoğraflar? Onlara da bak. Evin çok iyi hissettiğin bir köşesine geç şimdi. Oradaki hissine odaklan. Burada nasıl hissediyorsun? Bu hisle beraber hazır olduğunda bana, şimdiki zamana paylaş benimle evine geri dönmek için istediğinde gözlerini açabilirsin. Gökhan Bey'le bir hayalleme çalışması yaptık. Belki de hiç varamayacağım bir yer, belki de hiç göremeyeceğim bir yaşantı. Ama hayalin mutluluğu, huzuru, sevinci her şeyden güzeldi. Yaşamaya değer bence. Ama bir de bakmışsın ki gerçek olmuş. Hayaller olmazsa yaşantımızın hiçbir anlamı yoktur. Gözler dolu dolu ama başka bir hisle sanki. O salondaki hisle. Ne oluyor? Hocam, mutluluk diyelim. Mutluluk. Nasıl bir ormandı orası? Yemyeşil. Çam ağaçlarıyla kaplı her taraf. Sarı sarı çiçekler var kenarlarda. Bir kuş geldi yanına. Ne dedin ona? Senin gibi olmak istiyorum dedim. Nerede istersem oraya konmak isterim dedim. Devam ettin. Yargılayanlar çıktı karşına. Kimdi onlar, ne dediler, nasıl baktılar? Etrafımdakiler.
boşanmak istediğim için körleyenler, sen engellisin diye itekleyenler, sen bunu başaramazsın diye haykıranlar. Dedim mi onlara bir şey? Dedim. Ne dedin? Hayat benim hayatım. Ve gelecekteki o evi uzaktan nasıl gördün? Uzaktan çiftlik eviydi hocam. Demir kapısı vardı. Ama çok büyüktü. O evin içindesin artık. Nasıl bir yerdi orası? İçerisi kocaman. Benim oturma köşem bile ayrıydı. Ne bileyim. Oradan mutfağa doğru gittiğimde mutfak bana göre dizayn edilmiş küçük bir mutfaktı boyutuma göre. Fotoğraflar vardı o evin duvarlarında. Ne fotoğrafı vardı? O evin duvarındaki fotoğraf hep böyle aile tablomuz bunlardı. Sonra gelinlikle fotoğrafımlardı. Ondan sonra hastane fotoğrafları vardı. Sonra sıra sıra gidiyoruz. Çocuklarla beraber mutluluk fotoğraflarımız vardı. Aile fotoğrafım vardı. Ayakta protezle yürüyen fotoğraflarım vardı. Peki Arzu, fotoğrafların arasından huzurlu bir köşeye geldin ya. Orada bir his vardı. O mutluluğu da gördüm gözlerinde. Nasıl bir histi o köşeden? İlk odaya eve girdiğimde çocuklarımın bana köşe yaptığını gördüm. Tabii ben köşede oturuyorum ama çocukların hepsi etrafıma dizilmiş. Yine küçüklük anılarımı anlatıyordum. Onlara. Ben anlattıkça onlar gülüyordu. Onlar güldükçe ben gülüyordum. Ve nereden nereye geldiğimizi anlatıyorduk. Arzum, biz bu hayat hikayesinin hiçbir aşamasında seni görmedik. Ve artık daha fazla görelim istiyoruz. Ama geçmişte sende neyi görmediğimizi bize anlatırsan, bundan sonra daha fazla görebilmek için kafamızı çevirelim hep beraber istiyoruz. Sen anlattıktan sonra. Biz seni bu hayatın nerelerinde, sen ne yaşarken görmedik. Lütfen hepimize anlat. Benim bu hayatta hiç kimse görmedi ki. Hiçbir zaman da görmedi. Zorla gelinlik giydirildim. Zorla gelin arabasına bindirildim. Ama görmediniz. Çocuk anne oldum. Çocukken çocuğumu kucağıma aldım. Görmediniz. Senelerce şiddete, işkenceye maruz kaldım, görmediniz. Şikayet ettim, koruyun dedim, görmediniz. Yalvardım, beni kurtarın dedim, görmediniz. Elinde pompalı tüfekle bakarak beni yarım bırakmaya çalışırken sık kafama bitsin dediğim esnada beni görmediniz. Bacaklarım kesilme esnasına geldi. Kesilecek dediler, kurtarın beni dedim, görmediniz. Engelli kaldım. Tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. İş bulmaya çalıştım. Beni ayaklandırın, beni kaldırın dedim, görmediniz. Senelerdir kollarım için mücadele ediyorum. Ayaklarım kesildi, kollarım kesilmesin diye korkuyorum. Ama yine görmediniz.
görmediniz. Artık görünmek istiyorum. Artık beni görün diyorum. Mücadele ediyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Ama yine görmediniz. Görün. Bu sefer görün beni. Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde izleyen herkes için Arzu. Beni görün artık. Beni artık görün. Bu vurguyu tekrar tekrar yapalım birlikte. Geç kaldığımız yerler var sana. Tekrar özür dilerim. Tekrar özür dileriz. Ama bu geç kaldıklarımızın dışında bugün ben bu hayata engelli olarak devam ediyorum. Birinin şiddeti yüzünden. Ve engelli olarak yaşarken de tedavim için yapılabilecek bir şeyler var kollarım için. Ya da daha iyi şartlarda yaşamam için. Beni orada görün dediğin yeri duyalım. Şu an her yere Arzu'yu görüyorum yazmamızın sebebi bu. Seni görmek istiyoruz. Arzu'ya destek olabilecek. Bunun içerisinde bu arada maddi bir dayanışma olabilir. Bir şefkat cümlesi olabilir, içten gerçek. Bir destek cümlesi olabilir. Senin hayattaki gücünü sana hatırlatacak bir güç cümlesi olabilir. Gerçek içten bir dilek, temenni, dua. Hayatta her ne varsa. Daha iyi şartlarda tekerlekli sandalyenle beraber yaşaman için. Ya da daha iyi şartlarda kollarını kullanabilmen için, ameliyatın için. Her ne varsa hem her yere Arzu'yu görüyorum yazıyoruz şu anda. Hem de görenler bize ulaşsın. Paylaş benimle WhatsApp hattına ulaşsın. Paylaş benimle TV adresine ulaşsın sosyal medyadan. Paylaş benimle dayanışma hesabımıza ulaşsın. Bana ulaşsın Gökhan Çınar üzerinden. Nereden nasıl ulaşabiliyorsak burada sadece Arzu anlatıp seslenip gitmesin. Sen anlatıp seslenip gitme. Beraber bir şeyler yapabilelim istiyoruz. Arzu, ben seni buradayım ve görüyorum. Daha çok da görmek istiyorum. Bütün ekip ve bütün insanlık olarak seni görelim istiyorum. İnşallah görünürüm hocam. İnşallah görünürüm. Onun için bir şey yapıyoruz şu anda.